Alanya'da da çok iyiydi ama Trabzonspor'da kadar ön plana çıkmamıştı. Ya Abi Trabzon'da müthiş, özellikle bu müthiş sene oyuncu. uzun yıllar belki de Trabzonspor çok büyük paralar da kazanabilir. Yani o yaşı biraz sanki Kaç yavaş oldu? yavaş 27 o mi? 27-28 yani 27-28 ya bence olabilir. para Olmaz demiyorum ama hani 22-23 olsa çok daha net, çok daha rahat konuşuyordum. 27'lerde daha 10 sene var. 37'ye kadar oynuyorlar. O belki de 2 transfer, 3 transfer daha yapabilir yani. Ama Trabzon'da dediğin gibi bu kadar kısa sürede Trabzonspor camiasına geliyorsun. Orada da mesela yenilen bir takım var. Bu sene geçen senenin en az çarpı 3 olmuş yani. Sorumluluk alıyor. Oynuyor, oynatıyor. Duran topta kendine güveniyor. İkili mücadelelerde takım içindeki ama Trabzon'un genel felsefesi. Fenerbahçe mesela dedin ya savunma üçlüsünü oturttu diye. Abdullah Hoca da en iyi yaptığı iş, tabii akışımız kayıyor böyle bu oradan oraya Sıkıntı ama yok. Abdullah Hoca en iyi yaptığı iş savunmaydı mesela bundan önceki takımlarında. Özellikle Çehre Başakşehir'de. değiştirdi. Şimdi bu Trabzonspor'da en iyi yaptığı işin özünü bir sağlamlaştırırsa o geri dörtteki savunma olayını Bir de çözerse. onun önündeki o geçirgenliği biraz orta saha geçirgenliğini azaltması lazım. Bakma Onu Trabzon'da çözer. pozisyon veriyor. Onu Evet. çözer ama savunma olayını çözmesi halinde. Trabzonspor'un ben hayatımda iddia oynamadım. Ama oynamış olsam her maçına karşılıklı gol var yazarım. Şu anki performansına ama. Bu böyle gider abi. Sezon sonuna kadar iddia ediyorum. Her maçına karşılıklı gol var yazarım. Trabzon her maçta gol atar. Golsüz maç olmaz. Ha 3 atar 1 yer. 3 atar 3 yer bilmiyorum ama her maçında gol atar abi. Galatasaray da böyle olur. Biraz Çok rahat zaman skora olsun. gidiyorlar. Ya inanılmaz. Evet. Hani böyle şey, hani gösteri takımları olur ya. Hani böyle gösteri maçları olur. Harbiden. Futbolu bırakmış abiler hani gelir böyle. O rahatlıkta gol atıyorlar. Evet. Yani Emakame başta olmak üzere. Hakikaten beni de en çok heyecanlandıran takım yani. Sivas maçını da izledim. Malatya maçını da izlemiştim. Bu arada heyecanlandıran derken oynadığı futbol pozitif diyorum. Bununla birlikte karşı takım da oynuyor Trabzonspor maçlarında. Mesela Malatyaspor 5-1 bitti maç. Ama 4-0'a kadar karşılıklı olsa, hepsi gol olsa bütün pozisyonlar 4-4 de olabilir maç. Öyle enteresan bir durum var. Ama Evet. işte kalite de böyle bir şey. Yani orada işte o Nwakaeme'nin, Gervinho'nun kattıkları ve hiç hesapta olmayan ya da hesapta olmayan demeyeyim de hesabın biraz gerisinde olan Giannini şu anda vazgeçilmez bir oyuncu olmaya doğru Geçen ilerliyor. sezon tartışılan bir oyuncuydu Evet. mesela. Bu sene o da yani takımın çevresi hakikaten değişti yani. Çevresini Abdullah Hoca önce Değiştirdi. kendinde değişiklik yaptı. Ama hep söylediğim şey var sezon başı. İnşallah Abdullah Hoca bazı şeylerinden vazgeçer. Takım çok güzel Ya oldu aslında dedik ama yaptı. o biraz tabii büyük takım yani şöyle Başakşehir küçük takım değil yanlış anlaşılmasın ama hani dört büyük diye tabir edilen takımların başına geçtiğiniz zaman o bocalamayı yaşamanız normal. Şimdi Beşiktaş'ta hayal ettikleriyle sahadaki gerçekler bir olmadı. Yani o evdeki hesap çarşıya uymadı. Onu gördü Abdullah Hoca. O sıkıntıyı gördü. Kendisindeki sıkıntıyı gördü. Fakat Trabzonspor'a geldiğinde gerçekten onu oynaması lazımdı. Çok sıkıcı Değişim abi maçlar oldu geçen değişim sene. değişim değişim. Futbolda teknik adamlar da zaman zaman değişim yapmak zorunda. Galatasaray'a kaybettiği şampiyonluktaki kadrosu, o seneki kadrosu, bugünkü Trabzonspor'un kadrosundan kötü kadro muydu? Kerem. 5 tane forveti vardı. Başakşehir'in. Başakşehir'deyken. Tamam. Orada işte bir 4-6-0 Robinho'lu. 4-6-0'a işte orada mesela inat etti. Ekibindeki insanlar da dedi mesela niye Robinho? Dembaba var orada. Adeboyar var. Tabii. Konyaspor'dan Şey, Riyad Mahiç. Bahiç var. Yani öyle bir hücum hattının içinde Robinho ile ısrar etti 4-6-0'da. Kaleci tercihleri falan. Ama hoca baktı Beşiktaş, Trabzonspor artık dedi savunma futbolu geçiyor. Biraz da hücuma geçmek. Trabzonspor ya onun adı tam savunma futbol değil işte. O başka bir felsefe. Şu an oynanan yani direkt oyun diye tabir edebileceğimiz ve tabii ki Trabzonspor'un tarihsel yapısına çok daha uygun bir oyun. Bir de oyuncu kalitesi diye bir şey de var abi. Ya her oyunu her oyuncu oynayamazsın. Çünkü evet. direkt oyun oynayacaksan Gervinho ile oynarsın. Galatasaray'ın O mesafeyi sürekli kat eden Nwakaeme ile oynarsın. Yani ama şimdi geçen yıl hem Ekuban'ın performansı hem Nwakaeme'nin performansı bayağı kötüydü. Bir de orta sahanda Flavio ile oynayabileceğin oyun belli. Marek Hamşik ile oynayabileceğin oyun belli. tabii. Ya burada sadece teknik direktör bir takımın çehresini değiştirir demek de doğru değil. Bu arada geçen yıl Abdullah Avcı takımın başına geldikten sonra iyi iş çıkardı. Ya şöyle iyi iş çıkardı puan olarak ama oyun olarak yine bir memnuniyetsizlik vardı. Ya hoca böyle devam ederse şimdi seyirci de geliyor sıkıntı yaşayacak falan diyordu herkes. Ama görünen o ki Trabzonspor'a uygun
Evet. Trabzonspor'un bug'ını bulmuş yani hoca. Bu arada daha farklı bir kadro kurmuş. 7. hafta 6 puanla gelmiş Trabzonspor. Ya, sezon sonu olduğu yer gerçekten de başarılıydı. Bruno Perez falan onlar bile hani bu felsefeye çok uygun oyuncular yani. Galatasaray normal şartlarda biz mesela Nelson'dan hiç bahsetmiyoruz. Nelson, Luyendama, Sasha, Van Oort. Burada bu dörtlü eğer oturursa ki baktığın zaman oturacak gibi de gözüküyor. Marka'nın durumu belli değil. Gidebilir, kalabilir. 8 maç çok ciddi bir süre, 2 aylık bir süreç gitme var. Gitme ihtimalini yüksek görüyor musun? Çok fazla görmüyorum. Açık konuşayım çok fazla görmüyorum. Neden çok fazla görmüyorum? 8 maçlık cezası nereye transfer olursa olsun o 8 maç cezayı çekecek değil mi? Ligde çekecek. Tabii. Ligde çekecek. Yani Alan, FIFA üyesi bir ülkede. Alan takımda 8 FIFA üyesi olmayan bir ülkeye gider. 8 maç 2 ay. Çok önemli bir süre yani bu 2 ay. Şimdi bugün baktığım zaman İtalya'dan Napoli'nin bir teklif yaptığı söyleniyor. Satın alma opsiyonunu kabul etmedi. Bir de Krasnodar çıktı. Krasnodar ikinci başkanı mıydı? Bahattin Demirbilek her seçim zamanı çıkar ortaya. Galatasaray'a başkan adayı, sponsor olacağım. Şu kadar yardım yapacağım falan diye. Şimdi Krasnodar ikinci başkanı Sayın Bahattin Bey de bu transferin olmadığını söylemiş. Sosyal medyada gördüm. Öyle bir şeyden haberim yok demiş. Ben ismini duyunca herhalde dedim. Bir sponsorluk böyle bir markayı götürme. Onun 2 milyon eurolardan bahsediyor. Kiralık senin de söylediğin gibi olmaz. Çünkü bu cezayla kiralık olmaz. Kimse almaz marka. Yani 2 ay kullanamayacaksın ya, zaten. Bir de şu seçim zamanı ortaya çıkıp mesela gelmişken söyleyeyim onu da ya. Çıkıyorlar ortaya. Sen de Galatasaray'ın en içini iyi bilirsin. Hep şu kadar yardım yapacağım, bu kadar yardım yapacağım. Bakıyorsun bu sene. Yine aynı o seçimden sonra ortada olmayanlar var. Dursun Özbey'in meşhur tüylüler lafı var ya. Seçim zamanı çıkıyorlar. Seçimden sonra tüyüyorlar. Özellikle sponsorlar. Bu sene bakıyorum. Tek sponsor var mesela Galatasaray'ın içinden gelen. Bizim de yayınımıza bağlandı geçen gün. Dinçer Azapan. Hem futbol takımına hem voleybol kadın takımına sponsor oldu. Kutluyorum. Gerçekten de sürekli söylüyor. Ben ne zaman çağırırlarsa varım diyor. Bahattin Bey'in ismini akşam gördüm. Yine mi acaba dedim. Sonra Süleyman Adak tweet atmıştı. Görüştüm. Kendisiyle böyle bir şeyi asla ilk kez senden duyuyorum diye. İnşallah doğruluk olur. Yani ama marka transferi ben kalabileceğinden yani marka çünkü 18 maçlık gönderilmesini sportif olarak doğru buluyor musun? Ekonomik ayrı. Yani yaşanan olaylardan dolayı. Evet, takım içinde şimdi şöyle bir gerçeklik payı var ya. Ben ilk etapta izlerken görüntüyü dedim ki bu adamın gönderilmesi lazım. Çünkü biz futbol izliyoruz değil mi? Yıllardır çocukluğumuzdan beri içindeyiz. Böyle bir olaya sanık oldun mu sağ içinde maç sırasında? Olmadım. Futbolcunun kendi takım arkadaşı küfür ettiğini, rakip takıma kafa atan, kendi takımına ben çok küfür ettiğini edeni duydum. Gördüm. Küfür eden evet. Servet Çetin'in her maç aşağı yukarı her maç. Yani. Bu Andrel'in tavan yapıyor olabiliyor. Servet Çetin'in bir Sabri Sarıoğlu'na Arda'ya bağırdığını hatırlarsın sen o dönemde Bordo maçından da sen geldi. Christian Emre geliyor benim aklıma. Caner'i Vedat Muriç'in Ozan'ı gelip sahanın dışına attığı bir maç var mesela. Hangi maçın dikti hatırlamıyorum. Yine Andrel'i yüksek maçtı. Oyundan çıkacak ağır hareket ediyordu. Geldi mesela dışarı ittirdi. Böyle birçok şey sayarım ama geleceksin, kafa atacaksın, yumruk atacaksın. Bunlar olmaz. Yani hiçbir futbol sever bunu kabul etmez. Ama bir gerçek var ki biz 10-12 milyon eurolardan bahsediyoruz sevgili Kerem. Yani bunu oyuncunun ekonomik boyutuna da bakarsak bu kararı vermek çok zor.